Selim. Efendim Biricik. Ya benim arabam bozulmuş da servisi çağırdım. Gecikeceğiz dediler. Sen beni eve kadar bıraksan olur mu? Servisi kim karşılayacak? Güvenlik. Güvenliğe bıraktım anahtarı. Onlar halleder. İyi. Tamam hadi hatta. Selim. Efendim. Ya şu kız kim böyle sabahtan beri gözüme ilişip duruyor? Tanıyor musun sen? Yok. Hadi atla ya boşver. Bayılıyorum bu yeni arabana. İyi ki almışsın. Hı hı. Bir ara uzun yol yapsak bununla. Yaparız bir ara. Aa, aslında bak ne diyeceğim. Hani biz tatile gitmiştik ya. Biricik elini çeker misin lütfen? Ne bu tripler? Ya biliyorsun sevmem böyle şeyleri. Tamam sevmezsin de sen yabancıların sana el kol temaslarını sevmez. Ben yabancı biri değilim ki. Biricik uzatmasak mı acaba? Okey, uzatmayalım. Ben seni günlük heyhellerine baş başa bırakayım en iyisi. Beni şurada dinler misin? Emin misin? Her zaman. Peki. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. Çok. Rica ederim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl geçti tatilin? Tatil iyiydi de. Buraya dönünce her şey yine aynı. Keşke biraz daha kalsaydın, iyice dinlenmiş olurdun. Meydan boş kalırdı. Yokluğum hoşuna giderdi tabii. Ne alakası var baba? Bir hafta gittik, neredeyse eve hiç uğramamışsın. Bir hafta daha kalsaydık ülkeyi mi terk edecektin? Yok, vizeler falan başlayacak. Arkadaşların evinde toplanıp hep beraber ders çalışıyordum. Tahmin ediyorum nasıl çalıştığımızı. Baba, sen yol yorgunsundur. Daha fazla bana sarmadan izin istemeliyiz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle ayaküstü konuşulacak konular değil bunlar biliyorum. Ama gözüm üstünde bak, haberin olsun. Senin gözün benim hep üstümde baba. Ay ne güzel böyle hep bir arada olmak. Neredeyse evinizin tadilatı hiç bitmesin diye dua edeceğim. Sizinle birlikte olmak bize de çok iyi geldi. Değil mi Onurcuğum? Öyle tabii. Ama insanın evi gibisi de yok değil mi? Ya, burası da sizin eviniz Onur. Karın doğup büyüdüğü ev nihayetinde. Hem sizler yanımda olunca daha da mutlu oluyorum ben. Sağ olun İhsan Bey. Biz de öyle tabii. Tatilde de hep çalışmışsınız. Öyle söyledin değil. Ay sormayın çocuklar. Tableti elinden bir türlü düşürmedi. Sürekli notlar aldı durdu. Sinir oldum sinir. Evet. Babamı oyalama taktiklerini yeniden gözden geçirmen gerekiyor demek ki Asena. Taktik derken? Mert Tekin'in konuk konuşmacı olarak geleceğinden bahsettim Onur'a babacığım. Evet evet Mert Tekin geliyormuş. Çok sevindik. Doğru. Mert Tekin. O ne biçim bir isim ya? Şarkıcı adı gibi. Sen el alemin adıyla dalga geç yerine kendine çeki düzen ver bence. Ya da otur, adamın genç yaşta nasıl bu kadar başarılı olduğunu bir araştır. Belki
azıcık ilham alırsın. Gönül isterdi ki kendi üniversitemde oğlum onur konuğumuz olsun. Ama maalesef bizim hayta partilerin onur konuğu olmayı daha çok tercih ediyor. Ben Selim'in de bir gün adından başarılarla söz ettireceğine çok eminim İhsan Bey. Ben de. Ya ne demezsin Onur. Sizin bu iyi niyetinize söyleyecek laf bulamıyorum. Müsaadenizle. Selim'ciğim biraz sakin lütfen. Eleştirilmeye de hiç gelemiyor Selim Bey. Size afiyet olsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Otur, sinirlendirme beni. Doydum baba. Sinirle üstüne gidip olayı büyütme. Babacığım evet lütfen biraz sakin üstüne gitme. İşin zor Onur. Çok zor. Ne zaman bitecek sizin evin tadilatı? Az kaldı. Haber bro. İyi senden. İyi bende. Kulübe gidiyorum gelsene sen de. Oğlum bir dinlen ya. Ya oğlum saçmalama ne dinlenmesi sen de iyice yaşlandın ha. Hadi bak ben gidiyorum gidince de sana konum atacağım sen de gel. Bu gece beni pas geç bırak. Hadi sana iyi eğlenceler. Oğlum saçmalama lan ne iyi yani hadi sen de geliş. Alo. Baba siniri yine basket topundan çıkacak gibi görünüyor. Aman baban görmesin. Görürse görsün. Üstüne fotoğrafını da bastır bari İhsan'ın. Daha etkili olur. Selim'cim. Kolumu bıraksana. Bana bak Asena. Bana bir daha sakın dokunayım deme. Anladın mı? Ay iyice yabani oldun sen. Ne dokunması neler söylüyorsun ya. Gel. Bak, baban çok üstüne geliyor farkındayım. Ama ne yapıyorsa senin iyiliğin için yapıyor. İnan bana. Sana ne benim babamla olan ilişkimden ya? Karışma üstüne vazife olmayan işlere. Niye üstüme vazife değilmiş? Ben senin... Anlam bak Asena. Benim etrafımda dolanıp durma. Senin karşında 16 yaşındaki savunması Selim yok. Ayağını denk al. Almazsan ne olmaz? Hiç hoşuna gitmeyecek şeyler olur. Bu da iyice büyüdü be. Bas. Ömür 3
Hacı otobüsünün arkası. Kimin yarasını nasip dalı. Yanın bahçe değil kasvet kar. Bu ruhlar odalığında kumbaranı kaçır. Kurt kafanı balım. Ustalara atamaz ustalımız paslı. Hiç kimse de renk yok ama herkes power zonu. Abi sol yanın kanıyor. Burası. En modern çağımızı oksit sarmış doğa toksin atmış. Eyvallah. Yine üstümde bas, yürüyorum üstleri çürürken ah. Bir de gülsünler az, niye diye diyoruz çöplükte dans. Yine elimde tas, üstleri kuşlara sümbüller az. Yere düzgünce bas. Otobüsünün arkası. Kimin yarasını nasip dalı. Yanın bahçe değil kasvet kar. Bu ruhlar odalığında kumbaranı kaçır. Kurt kapanı balım. Ustalara atamaz ustalımız paslı. Hiç kimse de renk yok ama herkes power. Efendim Burak. Oğlum sen kaç saattir neredesin? Hı? Arıyorum, telefonu da açmıyorsun. Duymamışım ya. Ne oldu? Seni. Oğlum bak burası yıkılıyor. Hadi inat etme de gel. Karanlık artık. İyi tamam geliyorum. Sokulan zararlı atık. Üstümüzde pay edilir altında kaldık. Yiyen kantarla tartılmaz ana. Yine üstümde bas. Günaydın. Ben çıkıyorum. Selim, Selim gel iki dakika. Gel gel. Gel otur şöyle. Yalnız çok vaktim yok. Derse geç kalıyorum. Merak etme geç kalmazsın. Boyunda ne oldu? Bir şey oldu yok ya. Çizilmiş. Selim bak laf etmeyeyim artık. Koca adam oldu. Kendi yolunu kendi çizecek yaşta diyorum. Ama... Değişeceğini giderek küsta, sorumsuz, vurdum duymaz biri oldun. Dün akşam öyle birden masadan kalkmak ne oluyor ya? Hem biz yokken eve pek uğramamışsın. Baba. Derslerinde parlak değilmiş. Baba beni eleştirmek sende huy olmuş. Azıcık silkelen kendine gel oğlum ya. Birkaç sene sonra işleri devredebileceğin bir oğul görmek istiyorum ben karşımda. Ama nerede? Benim çok mu hoşuma gidiyor seni eleştirmek? Ama senelerdir bitemedi gitti şu aytalıkların ya. Sen sırf beni sinirlendirmek için kaza bile yaptın oğlum. Sonucunu da hep beraber gördük, yalan mı? Evet, evet ben de kaza konusu açılmadı hayret diyordum içimden. Ses tonuna dikkat et. Karşında babam var. El alemin çocuklarının başarılarını imrenerek izliyorum. Keşke benim oğlum da böyle olsun istiyorum. Ama senin aklın fikrin serserilikte ya. Abartma baba, abartma. Tamam derslerim iyi olmayabilir ama idare ediyorum. İdare etmeyeceksin oğlum. İdare etmeyeceksin. Sen İhsan Kutusay'ın oğlusun. Zirveyi zorlayacaksın, anladın mı? Zirveyi. Günaydın. Ben çıkıyorum. Karşımıza çıktı görüyor musun? Bir daha konuşmayalım o zaman. Ahmet abi burada dursana sen. Dur 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 dur. Hayır dur. Hayır ne yapıyorsun delirdin mi sen? Ahmet abi uyuma sen şuna ne olur otoparkta bırak bizi. Ama aşk olsun size ya.
Ya Pınar, ben zaten her gün bu sevimsizlerle yüz yüze bakıyorum. Ay bak canımın içi, sen her gün bak, bunlara hiç sakıncası yok yani. Serra Hanım, buyursunlar efendim. Ahmet abi, ne yapıyorsun? İyi dersler. Serra Hanım, hafta sonu Züri seyahatiniz ayarlandı efendim. Yok Pınar, yok abartın. Ne haber Serra? Dün çok beklemedin inşallah. Neyi çok beklemişim, pardon? Sen dün hani şey, şoförünü bekliyordun ya. Ben sana şoförümü bekliyorum mu dedim? Abi çok cool kız ya. Yo, ters. Hatta süratsiz desek daha iyi. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kız resmen yıkıyor ortalığı. Yani daha kendisinin de haberi yok ama müstakbel sevgilim olur. O yüzden sizi baştan uyaralım Selim'i ve yanlış sulara girmeyin. Onur abi arıyor. Geçin. Gel. Geldim Onur abi. Hah. Gel Selim gel. Geç otur şöyle. Evde pek yalnız kalıp görüşemedik. Ben de bir göreyim istedim seni. Ne yapıyorsun bakalım? Nasıl gidiyor dersler? Anladım. Babam seni taarruz yapman için üstüme gönderdi. Evet, yalan söyleyecek değilim. Baban sana göz kulak olmamı istedi. Ama o söylemeseydi de ben zaten gelip konuşacaktım seninle. Peki. Alttan aldığın dersleri, önceki vize notlarına falan bir baktım. Önce şu alttan aldığın dersleri bir temizlemen lazım bir oldum. Abi çok doğru söylüyorsun da yani o baba dersleri bir anda temizleyivermek çok kolay değil. Biz yine de işimize şu birinci sınıftan aldığın statik dersiyle bir başlayalım diyorum. En sevmediğim. Tamam biliyorum, öyle kolay bir ders değil. Ama sana bu dersi geçmen için öyle bir çözüm buldum ki. Artık bununla da geçemezsen ben pes ediyorum abiciğim. Tamam, peki nedir çözümün? Ama söz ver, yan çizmek yok. Tamam, tamam söz veriyorum. Birinci sınıfların bölüm birincisi olan arkadaşımızla beraber çalışacaksın. Abi full Angarya bir iş bu ya. Göreceğiz bakalım. O da gelir şimdi. Hah, geldi işte. Gel. Hoş geldin Serra. Gel otur. Tanıştırayım. Birinci sınıflarımızın bölüm birincisi Serra, Selim. Evet, biz tanıştık hocam. Öyle mi? Ne şans. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu dönem boyunca beraber çalışıyorsunuz. Hiç bakma bana öyle. Ben de bayılmıyorum bu Angarya'nın dibi duruma. Madem Angarya, niye bir şey söylemedin içeride? Gıkını bile çıkarmadın ya. Ne demek gıkını çıkartmadın ya? Görmedin mi Onur Hoca çoktan kararını vermiş, bizi birbirimize paketlemiş. Paketi de kucağımıza bırakıverdi. Hem sen niye bir şey demedin? Hocam niye çalışmak istemiyorum demedin hocaya? He oldu. Onur Hoca benden bir şey isteyecek, ben de istemiyorum mu diyeceğim. Daha ne olduğunu sormadan olur hocam ne isterseniz yaparım zaten demiştim. Bak, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hem nedir ya senin bana karşı olan bu halin, tavrın? Ne tavrıymış? Böyle sürekli bir afra tafra hali falan. Hayır yani daha önce karşılaştık da ben mi hatırlamıyorum? Ki insanlık hali. Karşılaşmış da olabiliriz, hata yapmış da olabilirim. O kadar şuursuz yaşıyorum ki hayatıma giren çıkanları unutabiliyorum diyorsun yani. Yani ara sıra öyle şeyler olabiliyor tabii. Ben hayatına ne girdim ne de çıktım. Unut sen onu. Aslında benim gözüm seni bir yerlerden ısırıyor. Yani bir saniye verirsen hatırlayacağım. Hah. Geçen yaz Bodrum. Doğru hatırlıyorum değil mi? Ya ne Bodrum'u? Aa, sen gülebiliyormuşsun. Senin dişlerin de varmış hatta. Tamam, bu kadar gülmek yeter. Neden? Ya belli bir süreliğine falan mı gülebiliyorsun? Anlamadım. Ben mimik çizgilerim falan çıkmasın diye herhalde. Bak,
Benim şimdi derse yetişmem gerekiyor. Sonrasında boşluğum var. Oturur plan yapar bir yerden başlarız, olur mu? Olur, olur da nasıl haberleşeceğiz? Duman'la falan mı haberleşeceğiz? Evet, doğru. Ben numaramı yazayım. Olur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.